Yılmaz Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben de şahsınıza teşekkür ediyorum. Firmanızın harita mühendisliği hizmetleri var. Çalışmaları konuşacağız. Çok kısa sizi önce bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Yılmaz Çobanoğlu kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim bu imkanlarla sunduğunuz için. Yılmaz Çobanoğlu, Seydikemer ilçesi Dereköy mahallesi doğumlu. Evet. Bu sektöre 2003-2004 yıllarında okulda staj yaptığım firmada evet. dahil oldum. Yani bir firmada staj yapıyordunuz lise çağında herhalde. Evet. Değil mi? Bu çalışmalar oldu. Evet. Uzun yıllar orada bir hizmetiniz oldu. Uzun yıllar orada, yani 2004'ten bu yana o firmada faaliyet evet. gösterdim. Evet. 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Uzun yıllardır da sektörün içindesiniz. Evet. Peki firmayı ne zaman kurduk? Yeni herhalde bir oluşu. Firmayı yeni kurduk. Bir yıllık bir tecrübemiz var. Yani bir yıl oldu firmayı kuralı. Evet. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Bölgede nasıl gidiyor hizmetleriniz? Sektörde memnunuz. Yani biz önceden de bir tecrübemiz olduğu için tabii müşteri portföyümüz, var. Yani o yüzden biz memnunuz ve müşterilerimizin güvenini kazanacak her türlü çalışmayı yapıyoruz. Peki sizin firma ortağınız var. Harita mühendisi. Evet. Beyefendi ismi? Ömer Faruk Erkan. Evet. İki kişisiniz burada. İki kişi. Güzel bir ofisiniz var. Hemen belediyenin de karşısındayız. Evet. Peki neler yapıyoruz? Şöyle biraz anlatalım kendimizi. Atlas Harita Mühendislik günümüzün çağdaş, dinamik, mühendislik sektöründe her türlü tescili ve tahsiki konu harita ve planların projelerimizde evet. hizmet sunmaktadır. Evet. Atlas Harita Mühendislik ilkelerinde güven, saygı, emniyeti kendisine ilke edinmiştir. Evet. Bunlar önemli unsurlar zaten. Evet. Olmazsa evet. olmaz kurallarımız diyebiliriz aslında. Aynen. Evet. Kalite politikası kalite politikası bu doğrultuda düzenli. Yani kendimizi bu zorunda evet. Adapte ettik. Evet. Sektörde tercih edilir şirketler arasında yer almayı ve kalitenin ödün vermeden ilkeleri doğrultusunda hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Evet. Peki çalışmalarınızda neler var? Şöyle başlıkları açacak olursak mesela neler yapıyorsunuz siz? Her türlü bina, karayolu, demiryolu, havaalanı, köprü, tünel, deniz yapısı, su yağışı bölgesi, baraj, enerji santralleri, endüstriyel yapılar, kanalizasyon ve altyapı çalışmaları. Evet. Bunun doğrultusunda her türlü imar ve denetim işlerinde bu sektörün bunları içerisindeyiz. Bunları yapabiliyorsunuz. Evet. Yılmaz Bey, şimdi ben bir konuk olarak size geldim. Bu evet. hizmetlerinizden faydalanmak istiyorum. Nasıl bir yol izliyorsunuz konuklarla birlikte? Önce konuğumuzu biz ağırlıyoruz. Ne istediğini dinliyoruz. Evet. Bizim konuğumuzdan öncelikle bize ne istediğini bilmemiz gerekiyor ki biz ona göre bir yol haritası izleyelim. Yol haritası izleyelim. Onun isteği doğrultusunda biz onun çalışmalarını yapıyoruz. Peki 3 boyut çalışmalar var mı işlerinizin içerisinde? Paydaş yaptığımız çalışmalar da ortak evet. evet ortak çalışmalar. Peki bu konuda destek aldığınız arkadaşlarınız var. Var evet. Peki şimdi mesela konuk diyor ki ben evrakları ben uğraşamam. Koşturma pek işime gelmez mesela. Evet. Nasıl siz yapabiliyor musunuz bunları? Yaparız. Biz vatandaşımızın, müşterimizin her türlü giderine, her türlü ihtiyaçlarını karşılarız. Onlar bize bu yetkiyi verirken sonra biz her türlü desteği yaparız. Yani size tabii bununla ilgili bir sözleşme yapıyorsunuz. Tabii vekalet veriyoruz tabii, size. Tabii vekalet veriyoruz. Sözleşme yapmamız gerekiyor. Bütün o resmi evrakları da koşturmasını yapıp tabii. en son kendine teslim edebiliyorsunuz. Bir proje ne kadar sürüyor ortalama? Bir proje aşağı yukarı yani müşterimizin tercihine göre değişmektedir. Bir de büyüklüğü, küçüklüğü önemli tabii, mi projenin? Önemli. Küçük proje ile büyük proje arasında yani o tamamen müşterimizin istediği projeye göre değişmektedir. Evet. Büyük proje, küçük proje yani minimum hani bizim evrak aşamasında 2-3 evet. ay içerisinde teslim yapabiliriz. Peki hizmetleriniz nereye kadar uzuyor? Sadece Fethiye'de sınırlı değilsiniz herhalde. Değil. Türkiye genelinin her yerine müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Çalışma yaptınız mı böyle farklı bir ilde? Yaptık. Aydın, Antalya, İzmir, evet. Ankara, Eskişehir ilçelerine hizmet yaptık. Gayet güzel. Farklı illerde evet. bulunmuş olduğunuz evet. hizmet olarak. Peki kurumsal yerlere hizmetler var mı? Var. Kurum olarak belediyelerimize, büyükşehir belediyelerimize yapmış olduğumuz hizmetlerimiz var. Hı hı. Onlar da tabii memnuniyet olarak bizden memnun kaldıkları için evet. Yani bu süreç sürekli böyle devam ediyor yani. Anladığım kadarıyla. Peki şimdi siz mühendislik sektöründe maksimum verimliliği sağlayarak akılcı, yenilikçi çalışmalara imza atıyorsunuz. Nasıl evet. bir yol izliyoruz burada? Küresel ölçekte geçerli, akılcı ve güvenilir çözümler sunmayı
ileri teknolojisi gerektiren alanlara doğru karar vermeyi hedeflemekteyiz. Evet. İnşaat, harita atlas harita mühendisi olarak inşaat sektöründe mimari ve mühendislik tecrübeleriyle planlanmış mimari hizmetleri sunarken uluslararası geçerli kalite yönetim sistemlere uygulayacak deprem gibi afetlere dayanıklı yapılar inşa etmeyi müşterimize olmak sunuyoruz. Evet. İnşa edilecek olan yapılarda planlaması ve kapsamında hesaplaması ve projelendirmesi, inşa edilmesi ve denetlenmesi işlerinde kapsayan temel mühendislik hizmetleri sunuyoruz. Evet. Müşterimizin her türlü imkanlarını kendilerine güvenilir bir şekilde sunmaktayız. Gayet güzel. Peki sektörle ilgili hedef, beklenti vardır mutlaka. Şimdi uzun yıllardır varsınız, firma yeni. Neler planlıyorsunuz? Kafanızda işinizi büyütmeyi, ofisinizi genişletmeyi, ekibe yeni kişiler katmayı düşünüyor musunuz? Tabii. Firmamızı biz Türkiye genelinde başarılı bir firma olması amaçından hedefimiz bu. Evet. Belirli bir seviyeye gelmek, belirli bir büyüklüğe ulaşmak. Evet. Bunu da müşterimize yansıtıp düzgün ve güvenli bir şekilde saygı çerçevesinde, yani müşterimizin memnuniyeti çerçevesinde kendimizi büyütmek. Gayet güzel. Yani kurumsal bir kimlikte ofisimizde, ekibimize yeni katılacak arkadaşlarla Türkiye'nin her yerine bu hizmeti ulaştırmayı hedefliyorsunuz. Evet. Kendinize de ilke edinmişsiniz. Peki, keyifli bir sohbetti. Son olarak da sizi destekleyen, tercih eden bölge insanına, çalıştığınız o farklı illerdeki konuklarınız da var. Herkese bir teşekkür. Son sözlerinizi alın. Ben öncelikle size tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi destekleyen, arkamızda duran bütün müşterilerimize, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Evet. Onların bu desteğiyle oluşuyor. Aynen oluştu. Onların desteğiyle olup yani bu biz bir şekilde büyüyoruz. Onlara çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Ben size ve ortağınız Ömer Faruk Erkan Bey'e bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda işinizi daha da büyüttüğünüzde kurumsal bir kimlikte büyüme yolundaki çalışmanızda başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.